Şimdi ezeli rekabetten öne çıkan notlara baktık hocam. Şöyle ekranlarımıza da taşıyalım. Manşetleri de görelim. Ne dersiniz? Fenerbahçe'de başlayalım. başlayalım. Ev sahibi ekipte son durum ne? E, Fanatik Gazetesi ekranlarımızda müthiş bir motivasyon varmış hocam e, Fenerbahçe'de. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre. Şöyle detaylarını buluşturayım izleyenlerle. Yani İsmail Kartal öğrencilerine sürekli açıklamalar, konuşmalar yapıyormuş. Galatasaray maçları Fenerbahçe'nin bayramıdır sözleriyle dev kapışmanın önemini anlattı. Bugün tabii son bir antrenman yapılacak. Orada e, yönetim de bir çıkarma yapacakmış, Moral ziyaretinde bulunacak. E, derbiye dair bir primin de açıklanması bekleniyor. Son notlar böyle ve e, şu da önemli. Satışa sunulan 47 bin biletin de tamam satılmış. Bir itici full. güç olacak herhalde değil mi? Yani full olur orası artık. Hı -hı. Zaten bir de iftardan sonra olduğu için. Şimdi motivasyonlar tabii bunları konuşuyoruz hep böyle işte derbilerin özellikleri falan. Zaten Galatasaray Fener'e Beşiktaş'a gelen yabancı topçu imza attığı zaman ilk önce bunlar konuşuluyor. Yani onlar zaten o işin havasına giriyorlar. İster istemez sizi 45 bin kişi işte 50 bin kişi itecek zaten o derbin içinde. Galatasaray Fener maçları hep öyle olur. Yani Hani derler ya Gazozun'a bile oynasalar. Evet. E, bu tarzda bir maçlardır. Burada önemli olan futbol nereye kadar gidecek? E, size ne sunacaklar? Ben Fenerbahçe'nin oyun tarzı belli hemen hemen. Hani de Galatasaray'ın ne bakmak lazım. Onu beklemek lazım. Düdük'le birlikte göreceğiz. Ofansif mi oynayacak? Yoksa Avrupa maçları bu çıktı ya yeni çıktı bu da. Galatasaray Avrupa maçlarında farklı oynuyor diye. O tarzda mı oynayacak? Çünkü Galatasaray'ın biz... E, ya senelerden beri hiç bilmeyiz e, defansta bekleyip hatta geri çekilip de rakibini karşılayacak bir maçta hiç görmedik. Mağlup evet. da olurdu ama pozisyonda üretirlerdi. E, yani şakır şakır oynarlardı. O tarzda bir e, oyun göremedik bu sezon. Ancak ne şimdi bize hı. ne algıla, algılandı? Galatasaray gibi Avrupa'daki gibi oynayacak diye. Onu bekleyeceğiz bakalım. Hı hı. O şekilde. Ya yani büyük olasılıkla kontrol oynayacak. Kerem oynar mı? Soracaksın mutlaka. Ben önceden söyleyeyim. Evet. Kerem büyük olasılıkla oynayacak. Hani derler de gidebildiği yere kadar onun adıkturdaki o sekatla ne derece derecesini Hı -hı. bilemiyoruz tabii. Ama oynar. Galatasaray bloğuna geldiğimizde tabii daha konuşalım, detaylı konuşalım. Tabii. Bu arada fanatikte bir haber de var. Ee, Divan'da seçim günü bugün. Bunu da söyleyelim. Önemli de bir gün bu anlamda. Yüksek Divan Kurulu üyeleri başkan seçim için bugün sandık başına gidecekler. Biz de saat başında saat 10-11 diliminde bir bağlantı gerçekleştirip son durumu alacağız diyelim. Ee, Foto maç gazetesiyle o zaman devam edelim Mahmut Hocam. İsmail Kartal Galatasaray'ı da devirip başarısını sürdürmek istiyor. Fotomatik'in üçüncü sayfası derbiyle taçlandıracak. Ee, şimdi göreve geldikten sonra Fenerbahçe'yi fabrika ayarlarına döndürdü demiş Fotomatik gazetesi Kartal'la alakalı. ya Son 7 haftada 6 galibiyet aldırdı. Şampiyonlar Ligi putasına hocam girdi. Derbide de üç puanı alabilir mi İsmail Hoca? Birazdan teknik adam kıyası da yaparız. Ee, ne dersiniz? O ışığı görüyor musunuz? olabilir. Şimdi şöyle e, dikkat edersen geçen sezon Emre de geldiğinde 8-9 maç arka arkaya kazandı bir tek maç hı hı. şampiyonluğu kaybetti Sivas maçıyla evde. Şimdi sevgili İsmail Hoca da atıyorum 6 maçı aldınız. 7 veya 8. mağlup olduğunuz zaman ne olacak yani? Tukaka mı yapacağız kendisini. Bu işler böyle. E, toparladı tekrar söyledik başta yayının başında ne dedik? E, hoca takımı değiştirmedi. Yani şu anda bir çırpıda Fenerbahçe'nin oynayabilecek 8 tane oyuncusunu sayabiliyorsunuz. Bundan evvel böyle değildi. Bu şekilde olunca da takım kendisini daha iyi e, algılayabiliyor. Oyun tarzını daha iyi algılayabiliyor. Ve bunlar ortaya çıktı. Ya tabii de çalışma metotları farklı oldu. Bir de yaklaşımını sizin farklı. Hı. Ee, öbür hoca farklı yaklaşabilir. Siz daha farklı yaklaşabilirsiniz. Sağ içi çalışmalarınız farklı olabilir. Bunların hepsi e, üzerine kata kata Fenerbahçe tekrardan söylüyorum sezonun bitmesine yakın e, bir e, belli bir 11'ini yakalamaya çalıştı. Yani bunun tekrar söylüyorum 8 ve 9 kişisini sayabiliyorsunuz. Böyle de başarılar geliyor tabii. Sabah gazetesine de bir bakabilir miyiz? Sabah gazetesine bakalım. Hangi ayrıntılar var sevgili izleyenler? Ben şimdi paylaşım izleyenlerle. Derbiye doğru birkaç rakam derlenmiş sevgili izleyenler sabah gazetesinde hocam. Aslında çok geniş, çok detaylı analizler, istatistikli bilgiler var. Çok da rakamlara boğmak istemiyorum ama siz de bir teknik adamsınız bu tarz çünkü parametrelerle çok çalıştınız. Sizi bulmuşken birkaçına bakmak isterim. Ee, şöyle derbi istatistiklerine geçmiş istatistiklere bakmış Sabah Gazetesi editörleri. Ee, şöyle ki hızlı oyuncuları olan iki takım da kontrada tehlike yaratıyor. Galatasaray 6 e, gol bulmuş. Fenerbahçe 5 kez ağları sars sarsmış. E, yani bu istatistikte sanırım en iyi iki takımın karşılaşmasını da izleyeceğiz bu anlamda. E, önemli bir detay kontratak bulan yani derbiyi kazanıyormuş hocam. Bunu söyleyelim. Yani şöyle söyleyeyim. En fazla kontrata oynayan Galatasaray. Hı hı. Fenerbahçe o şekilde değil. Pek nadir Fenerbahçe. Mesela Giresun maçında onu gördük. O tarzda kontrataklarla maçı çevirdiğini. Pek nadir Fenerbahçe ama genelde Galatasaray'da daha çok oluyor. Çünkü Kerem üzerinden oyun okunduğu için Galatasaray'da o orada. Şimdi siz tabii iki tarafın da aynı şekilde arkaya atılan toplarda her zaman için tehlike vardı. Süratli vardır. Süratle zaman e, o tehlikeler yaratılacak. Bu hangi takım olursa olsun yani dünyanın herhangi bir takımla da oynarken size ofansif geldi yakaladınız çabuk çıkıyorsunuz. Süratle damlanız varsa kontrolak da yakalayabilirsiniz. Şöyle Sarı Kırmızılar maçların ilk ve ikinci 45'lerin uzatmalarında demoralize oluyor demiş araştırma. Galatasaray bu şekilde yani kalesinde de bu sezon baktığımızda 7 gol gördü ama hocam Fener maçta durum böyle değil. Aslında tam da tersi durumda. Şöyle ki sadece bir gol yemiş. Liginde yani ilginç aslında bir istatistiğine imza atmış diyebilir miyiz? Nasıl okumalıyız bu istatistiği ya rakamı? Şimdi orada tabii top kayıplarından kaynaklanıyor Galatasaray'ın. Bir de şunu her zaman için vurguladık tecrübesiz bir orta sahası var. Sayın Torrent geldiği zaman da niye e, ile oynuyor? Fegülü ile oynadı. Yok dedi benim tecrübeli adamım yok. Bunlarla oynayacağım işte Galatasaray'ın da oyunu tutamaması, Mesela Trabzon maçı. Hı -hı. Hatta bariz bir hatadan kaynaklarını oraya oynanır mı oynanmaz onlar hepsi tartışılır ama bu böyle hataları çok yaptılar. Ligin en çok penaltı kazanan takımı Galatasaray. Kaç derseniz bu rakam hocam 10. Ee, sadece ama altısını atabilmiş yani %60'la e, gole çevirme oranında değil mi? Ligin evet. kötülerinden bir tanesi olduğunu bu rakamlara baktığımızda söyleyebiliriz. Fenerbahçe 8 kez gitmiş beyaz noktaya sadece bir karavana var bu anlamda daha da e, başarılı olduğunu söyleyelim. E, aslında öne çıkanlar bu şekilde hocam Vay rakam çok anında cool. çok da dediğim gibi rakama <laughs> boğmak istemiyorum izleyenlere. Bunlar konuşabilirsiniz. öyle mi olan oyun oyun dizilişlerinle birlikte? Aynen, aynen. Oyun kurguları. Yani kim kendisine üstüne... O gün nasıl söyleyeyim? Siz çok üst seviyedesiniz, çok iyisiniz. Seri galibiyetlerle geliyorsunuz ama öyle bir an geliyor ki çıkıyorsunuz üç tane oyuncunuz oyundan düştüğü zaman gününde değilse... Kartlar da çok etkili oluyor. E, tabii ki. Gününde değilse paldır küldür gidiyor. Takımın aynen, aynen. harmonisi değişiyor. Oyun kurguları rakip de biraz sizi gitgelleri iyi çabuk oynuyorsa... Eller yukarı diyorsunuz. O yüzden da. işte derbi tahmini, skor ya, işte tahmini herhalde. vesaire yapmak zor Herhalde elli her zaman için. denir ya hakikaten de öyle yani. Evet. Bir şey oluyor, maçın kırılma anı oluyor. Birçok dediğimiz çok gibi bu noktada onları. maçı kıran parametre de var. Tahmin edemiyorsunuz. Ee, bir sonraki sayfayı da o zaman görelim sevgili izleyenler. Milliyet gazetesi diyeceğiz. Prestij meselesi demiş. Siz zaten hocam bu başta. Ligde şampiyonluk iddiaları kalmadı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ama... E, ...tabii prestij anlamında bir der, bir heyecanı yaşanacak. Çok hassas bir süreçten de geçiyorlar. Başkanlardan hocalara kadar aslında baktığımızda herkes için kıymet olan, kıymet değerinde olan 3 puandan fazlasını vaat eden bir mücadele. Ayrıca tabii Fenerbahçe adına da ikincilik hedefinden de bahsedebiliriz bu anlamda hocam. Fenerbahçe'nin hedefi var. Asayi'nin <laughs> hiç hedefi yok. Aynen. Hiç, hiçbir şekilde bir hedef yok yani yukarıda ne kadar çıkacaksınız aşağı ne kadar ineceksiniz. Hedefsiz bir Galatasaray uzun dönemlerden beri bir 2011'de işte stat yapımında orada bir 8. ve da 7. bir sıralarda bitirmişti Galatasaray. Ondan sonra da silme götürdü. Şimdi şu anda da hiç hedefi olmayan bir Galatasaray. E Fenerbahçe'nin hiç olmazsa elinde bir hedef var. Bir ikincilik, ikinciliği kovalıyorlar. Onu da işte rakibine bağlı ve kendisine bağlı alacağı puanlara bağlı. Bu arada şöyle de bir kıymeti olduğunu da söyleyeyim. Yani ikincilik yarışı için tabii 3 puan gerekiyor. Bu anlamda bu e, maç kritikte bir mücadele olacak. Bir de lig tarihinde hocam evinde hiçbir takımı 3 sezon ardarda arda yenilmedi Fenerbahçe. Son iki sezonda e, tabii Kadıköy'de kaybetmiş olması evet. Ezeli rakibine. Bu da ayrı bir önem taşıyor. Elibin taraftarının desteği de bu anlamda çok çok kritik. Hocam bunu da söylemiş olalım. Yani oluyor son son dönemlerde Galatasaray oradan hani derler ya başı dik çıkıyor. E hı hı. Fenerbahçe'de Galatasaray Ali Sami aynı şekilde başı dik çıkıyor. İlk ilk devreki maçı gözünün önüne alalım. E, <laughs> galibiyetle kapadılar. E, hı hı. Burada da Galatasaray galip gelebilir mi? Gelir yani hiçbir zaman için biz takımlarımızı iyi oynuyor kötü oynuyor diye eleştiriyoruz da fakat derbilerin hiçbir, hiçbir tutar bir yanı yanıyor yani. Kimin ne yapacağını bilemiyorsunuz. Ama Normal olarak bakarsanız, neutral olarak düşünürsek Fenerbahçe bir adım önde Galatasaray'a. Evet. Ama sahaya çıktığınız zaman öyle olmuyor işte işler değişiyor.